uzak duruyorum. Masken nerede? Cebimde. Dersleri çalıyor, öğrenciler sınıfa koşuyor. Eğitim öğretimde ikinci haftadayız. Okulu, arkadaşlarını özlediler. Ailelerse bir harf öğrensinler diye tetikte. Ama merhaba. Tedirgin. Kaygı doluyuz. Dezenfektan, kolonya, her şeyi koyduk, o minicik ellerine sürecekler. Ben de tedirginim ama işte mecbur, eğitim için yolluyorsun. Orta düzeylerde şiddette bile gitse okullara ara vermemeliyiz. Çünkü bunu kaldırabilecek, tolere edecek gücümüz kalmadı. Sınıfta mesafe şart, pencereler açık olmalı. Kalabalığa karşı giriş çıkış kontrolü yapılmalı. Ama bazı veliler mesafeyi aşıyor. Oysa durum ciddi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı. İlk hafta kapanan okul yok ancak 198 sınıfta yüz yüze eğitim durdu. Öğrenci ve öğretmenler 14 gün boyunca karantinada olacak. Önlemler gevşetilirse, şimdiye kadar verilen destek azaltılmaya kalkarsa bu sayıların çok yukarılara tırmanma ihtimali her zaman vardır. Çok kötü bir şeydir. Veya kötü bir şey. Korunmak için? Maske ve hijyen. 15 yaş üstü aşılanmaya başladı. 12 yaşın üstündeki çocukların da kronik rahatsızlığı varsa aşılanabiliyorlar. Ancak 6 yaşındaki, 7 yaşındaki, 8, 9, 10, 11, 12 yaşındaki çocukların yine en büyük silahı maske. Ancak kimileri yüzünde uzun süre tutamıyor. Evet, çıkarıyorlar. Ama biz ikaz etmeye çalışıyoruz. Daha mesafeli olun diye. Anlayan yapabilen yapıyorlar. Belki siperlik olabilir diyeceğim ama. Elim pislendiğinde kolonya sürüyorum. Öğrencilerin aynı anda teneffüse çıkmaması da bir önlem. Yemekhanede ve diğer ortak alanlarda gözlem şart. Yemek dağıtıyoruz, yemekleri mesafeli koyuyoruz. Onları da uyarıyoruz, yan yana oturmayın. Biraz mesafeli, en az bir metre olsun diye. Yalnızca veliler değil, okul yönetiminin, servisçilerin, kantincilerin de alması gereken önlemler var. Servis içinde hiçbir çocuğun maskesiz kalmaması, kantine yığılmaların bu şekilde idarece önlenmesini de düşünebilmek.